Merhabalar Gökçen. Merhaba. Ben Başak. Yanımda Gizem var. Her zaman Mental Talks'ta Gökçen'in soru sorarken görüyoruz ama bugün bir değişiklik yapmak istedik. Mental Kreatif Ajansı'nın kendisi kreatif direktörü. Ben sosyal medya ile ilgileniyorum. Gizem stajyerimiz. Gökçen'e birkaç soru sormak istedik. Aynı şekilde kendisi de mesleğin içinde olduğu için de sorularımızın yanıtlamasını bekliyoruz. İlk soruyla başlayalım mı? Başlayalım, ben hazırım. Peki, mesleğe nasıl başladın? Ya benim biraz enteresan, ben okuldayken bir dergide yazmaya başladım. Yani müzikle ilgileniyordum aslında, biraz müzik yazıları yazmaya başladım. Aslında politik bir dergiydi. Sonra başıma kaldı işin tasarım kısmı da. Ya tabii tasarımı yaptığımı söyleyemem o zaman. Yani hazır bir şablon vardı dergide ve biz pat 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 işte yazıları yerleştiriyorduk. Üzerine fotoğrafları yerleştiriyorduk falan. Çok da böyle tabildot bir gazete formatında bir dergiydi. O yüzden çok da böyle acayip tasarım yaptığımı söyleyemem. Sonra bir süre sonra seçim kampanyasında bulundum. Çok da görüşüm olmayan bir partinin ilginç şekilde işe alındım. Yani para ihtiyacım vardı. Garsonluk yapamayacaktım. Ve bir şekilde bir ajansa başvurdum. Öykü gönderdim ajansa. Ve kreatif direktörüm, o dönemki Öncel abi, beni çağırdı işe enteresan bir şekilde. Yani ben de çok şaşırmıştım ama sonra anladım ki ya ben hakikaten başarılı olabileceğimi düşündüm bu işte. Yani şey değildi. Slogan bulurken, en azından işte bu broşür metinleri falan yazarken problem olmadı benim için. Sonra orada yavaş yavaş şeye geçtim. Grafik tasarım tarafına geçtim. Çünkü seçim kampanyalarında şöyle çalışıyorsunuz. Enteresan gelmişti o dönem ama benim için keyifli de gelmişti. Gece de çalışıyorsunuz. Yani çünkü milletvekili adayları, ne zaman gelecekleri belli olmuyor. Gündüz çok fazla toplantıları oluyor ve gece gelip sizden bir şeyler istiyorlar. Bölgeleriyle ilgili falan. Nöbetçiliği çalışıyorduk. Fakat biz metin yazarlığı bölümünde şöyle yaptık. Dedik ki Öncel abiyle ben kalırız. Yani nöbetçi kalmasın. Ve ya buradan da selam olsun. Öncel abi benim için çok önemli bir öğreticidir. Biz akşamları birbirimize manilerle laf sokmayı bıraktığımız sürelerde tasarım da yaptık. Çok da keyifliydi. Öyle başladım diyebilirim. Yani başlangıcım aslında seçim kampanyasıdır. Önceki işim, evet, 24 ay olmasına rağmen derginin, çok tasarım yaptığımı söyleyemem. Dizgidir onun adı yani. Biraz freelance yapıyordum. Bu şekilde başladım aslında işe. Ya aslında kendinizden bahsettiniz biraz, tanımladığınız mesleğe nasıl bir giriş yaptığına bir girizgah oluşturdunuz ama reklam çok geniş çaplı bir sektör ve siz de bu sektörün neredeyse çoğu alanında yer alıyorsunuz. O yüzden size bu soruyu sormak istiyorum açıkçası. Yani kendinizi kim olarak tanımlarsınız? Reklam sektöründe siz kimsiniz? Yani reklamın müteahhiti. Ya şöyle, çok fazla ekiple çalışamadım şans eseri ben. Ajanslarda çalışırken de küçük ekiplerdi. Bu yüzden reklamın her yerinde bir şekilde bulunmak zorunda kaldım. Sonra Mental'e geldiğimde de biz çok küçük bir ekiptik o dönem ve tek başıma aslında yapıyordum. Bir şekilde her şeyine girdim. Yani prodüksiyon tarafından işte grafik tasarımına zaten, hani grafik tasarımcı olarak. İşte metin kısmı zaten elimdeydi. Avcumda bir kolumda bilezik diyorlar ya, işte öyle bir şeydi. Falan. O yüzden reklam sektöründe kimim? Aslında bence bütün reklamcılar, ben reklamcıyım ve bütün reklamcılar aslında her şeyi yapmak zorunda benim anlayışıma göre. Çünkü bu işte, bu iş bir bilginin yapılabilme işidir. Yani ortaya koy, uygulanma işidir bir bilginin. Ve o uygulama sırasında çok fazla kaza çıkıyor. Bu kazaları atlatmak, kaza derken şöyle oluyor. Diyorlar ki ben böyle beğendim, ben böyle istiyorum diyorlar. Eğer siz onu böyle olmamasını istiyorsanız orasını da yapmak zorundasınız işin. Bu yüzden her tarafındayım reklam sektöründe. Reklam sektöründe kimim? Vallahi reklam sektörünün nesi denir? İşte her şeyi yani.
O getir götür çocuğuyum ya. Reklam sektörünün ben. Öyleyim yani. Ayak işçisiyim yani. Peki. Her zaman ben mesleğini sorduğumda söylediğim bir şey var. Ben grafik tasarımcı değilim. Ben reklamcıyım. Hı hı. Hayatım boyunca da bu mesleği yapalı uzun süre oldu. Ve bu bütün süreçte sen hep mi reklamcıydın? Ya ben hep reklamcıydım. Ben çünkü şöyle, onu neden söylüyorum? Grafik tasarımcı olmadığını söylüyorum. Çünkü yani grafik tasarım bence biraz sanat. Ben sanatın o tarafında olamadım hiçbir zaman. Yani grafik tasarım tarafında değildim. Benim için, mesela benim bir reklam yazmam için muhakkak ve muhakkak hedef kitle olması gerekir. Muhakkak ve muhakkak bir brief olması gerekir. Yoksa ben bir reklam metni yazamam. Boş bir şey, yani edebiyat, bir roman yaz dediğinde belki, bir öykü yaz dediğinde belki onu öyküleştirebilirim. Hani belki derken yapıyorum da, ama grafik tasarımda da bir brief olmadan ben oturup grafik tasarım sergisi falan açamam. O yüzden grafik tasarımcı değilim ben. Yani ben o yüzden reklamcıyım. Ben o brief'i alırım, o brief'i işlerim ve grafiğe dökerim. Bence grafik tasarımcılar bizden bir kademe daha sanatçı. Yani onlar sergi açmalarını ben okeyim, ama ben sergi mergi açmam. Ben o anlamda grafik tasarım sanatçısı değilim. Ben şuyum, ben bir marka, bir kurum, kuruluş, neyse yani su, kendini satmaya çalışır. Bir hizmet de olabilir bu, ürün de olabilir. Kendini satmaya çalışır. Ben onu bir şekilde sattırırım. Yalnız şunu da belirtmem gerekiyor parantez içinde. Yani satmak sadece şu demek de değil bence. Yani bir para karşılığında almak değil. Zaten pazarlamanın sonucu satış değildir. Pazarlamanın sonucu pazarlamadır aslında. Markanın bilinmesi, ürünün güvenilirliğini arttırmaktır. Yani tek satışla ilgili bir şey değildir ama mesela şu da satar. Mesela bir kurumla çalışıyorsunuz ve o kurumun bağlı olduğu daha büyük bir kurum var, üst kurum var. Bu kuruma kendinizi göstermek de aslında satışın bir mantalitesidir. Ben o yüzden reklamcıyım. Ya ben o kurumu da üst kuruma, ya benim kafam öyle çalışıyor. O yüzden grafik tasarımcı değilim diyorum. Ya biraz da şu tarafı var. Demin bahsettiğim gibi aslında sormuşsunuz o soruyu da. Yani reklam sektöründe kimsiniz? Her şey iyiyim ya. Ya evet, metinde yazdığınızda, grafikte yaptığınızda çok grafik tasarımcı olarak konumlandıramıyorsunuz kendinizi. Biraz da o yüzden. Yani farklı farklı alanlarında, alt alanlarında çalıştığım için. Ya önerimdir. Herkes tek bir şeye bağlayamaz kendini. Bir işe, kimsenin karakteri tek yönlü değildir. Yani işte çok iyi grafik tasarım yapıyorum ama hiç başka bir şeyle ilgilenmiyorum gibi birinin olması çok zor. Reklam size bunu açıyor. Yani ben işte müziği çok seviyorum. İşte birazcık ufak tefek gitar çalmaya çalışıyorum. Şunu yapıyorum, bunu yapıyorum. O yüzden ses tarafını da öğrenip seslendirme, yani kendim yapmasam bile seslendirme kaydı alma meselesini de öğrendim. İşte ne bileyim, bunun bir de işte ne bileyim görsel tarafı var. Yani prodüksiyon, işte klip çekilebilir mesela, müzikle ilgilendiğiniz için çekmedim ama çekilebilir. Bununla da ilgilendiğinizde aha, size işte reklamcının prodüksiyon tarafı olmuş oluyor. Biraz böyle bakmak gerekiyor konuya. Yani reklamcıysanız böyle bir çok böyle İsviçre çakısı gibi olmak gerekiyor yani. Dar açıyla bakmadan, evet, etrafta izleyeceğiz. Peki biz bu açıyı biraz daraltsak. Reklamı bir bütün olarak görüyorum dediniz. O bütünü bir bölsek. Bu bahsettiğiniz bütün rollerden sadece biri olmuş olsaydınız hangi rolü seçerdiniz? Metin yazarı olmak isterdim ya. Çok net bu cevap. Evet, yani çok. O kadar net ki. Yani şeyi sevmiyorum ben. Yani bence şöyle zaten. Bir iş yapılırken, reklamın her alanında bir iş yapılırken önce o Word dosyası açılacak. O Word dosyası açıldığında da siz o, her şeyi bitirmiş oluyorsunuz aslında. Ondan sonrasını birileri yapabilir zaten. Ama kreatif olmayan birileri de yapabilir. Yani çok böyle iyi bir gözü olan işte bir görsel yönetmen gelir ve sizin istediğiniz şeyi çeker ama siz orada işte iki sayfayı ikiye bölüp metini, seslendirme metnini yazıp öbür tarafına işte görüntüleri yazdığınız zaman işte metin yazarı ya da reklam yazarı ya da işte kreatif direktör, neyse yani onun adı,
Onu yaptığınızda işte o metin tarafını yazdığınızda işi çoğunu kotarmış oluyorsunuz. Bana kalırsa zaten biz mesajı vermek için bir sürü o derde giriyoruz. Yani o yüzden de yani kesinlikle metin yazarı olmak isterim. Nasılsa. Yani. Peki. Projeler, bir sürü proje yapıyorsun ve senin için gerçekten mükemmel olan bir proje nasıl olmalı? Ha şey, yani hedef kitlenin en çok izlediği iş, en çok beğendiği, en içine sindiği ve markayı da en iyi tanıtan iş. Dedim ya, sanatçı değiliz, çok güzel işler vardı. Bakın örnek vereyim size. Bir dönem şey çekti, Cem Yılmaz, Opet reklamları çekti. Çok başarılı, inanılmaz komik. O kadar güzel ki ama satış rakamlarını aşağı çekti. Yani pazarlamada bir sorun yaşandı. Ve sonra devamı gelmedi farkındaysanız o reklamların falan. Yani bu biraz bir strateji işi. Ne kadar güzel yaparsanız, mükemmel bir film çekelim. Yani ne bileyim işte. Uğur'un oyuncaklar yapılmıştı Nolan'ın, o film için. Yani Nolan'ın filmini çekelim ama Nolan'ın filmindeki işte o suyu tanıttık ya, su satmıyorsa. Ya satmıyorsa derken markası bilinmemeye başladıysa, bir sıkıntı yaşandıysa onda, marka değeri düştüyse diyeyim. O zaman hatalı bir iş yapıyorsunuz. O yüzden mükemmel işin tanımı aslında hedef kitlenin doğru aldığı işin tanımıdır. Yani şunu yapmak zorunda değilsiniz. Bazen şöyle şeyler duyuyorum ben. Televizyonda işte reklam izliyoruz. Ya ne kötü reklammış falan. Bakın Pepsi bugün başka bir stratejide ama daha siyah ambalajlı ve işte o dönemce çalan reklamlarıyla falan başka bir yerde ama bir dönem Seda Sayan'ı kullandı. Sebebi nedir? Sebebi şudur. Coca-Cola zaten o elit kesimdeki pazarı kapatmıştı. O market kapanınca hedef kitle ucuzum ben demek. Yani başka bir market açılması gerekti. Ve o yüzden de tak diye oturttu, Seda Sayan'ı kullandı. Şimdi de şunu yapıyorlar stratejik olarak, o dönencelerle falan. Elit kesimi yakaladılar, şimdi biraz da öbür kesime zorluyorlar tekrar falan. Yani bu bir strateji olayıdır. Kesinlikle ben şöyle bir şey düşünmüyorum asla. Yani Nuri Bilge Ceylan filmi çekmiyoruz. Mükemmel anlaşılsın bir şey. En kolay anlaşılsın iş. Herkes en tarafından kolay anlaşılsın. Ben sizi biraz sıkıştırmak istiyorum. Bu soruyu da hiç dolandırmadan direkt soracağım. Meslekteki en büyük başarısızlığınız nedir? Yani ya o kadar çok var ki, bir işle ilgiliyse başarısızlığım, meslekteki başarısızlığım son işim. Bir kere onu söyleyeyim. Yani başarısızım. Bir dahaki daha başarılı olmalı. Çünkü ya şurada bir sorun var demektir. İşi yapıp da 10 gün sonra açtığınızda hala beğeniyorsanız orada bir sorun vardır o işte. Lan ben bunu çok, ya egonuz çok yüksektir. Yani kendinizin yaptığı hiçbir şeyden memnun değilsinizdir ya da hataları görmeye beceremiyorsunuzdur. O başarısızlık ama şöyle de söyleyeyim. Yani mesela hayattaki en büyük başarısızlığım belki de işte bir mali müşavirler seçimi yaşadık. Tek başıma yönetmeye çalıştım. Sonuç kötü geldi. Bu benim başarısızlığım. Ama işleri görseniz harikaydı. Yani bütün hepsi çok iyi kurgulanmıştı. Ama hedef kitleye geçirememişiz. Belki de seçim kampanyasının hedef kitleye geçmemesinden ya başka parametreler de olabilir tabii. Yani işte başkan adayı beğenilmez. Hedef kitle tamamen yön değiştirmiştir. Bir şey arıyordur. Yani ne bileyim, seçimle ilgili bir şey arıyordur. Mali müşavirler bunları görmemişiz. Göremediğimiz için de kampanya kötü gitmiş demek ki sonuç iyi gelmemiş. Bazen de şöyle olur. Bir çocuk yolda giderken size bir şey bağırır ve kampanyanın ana sloganı olur. Ve ondan sonra mükemmel bir kampanya geçirirsiniz ve dağlar delinir. Yani ve başarılı olur iş. Bu da başarılıdır. Yani kampanya çok kötüdür ama başarılıdır. O yüzden en kötü başarısızlığım budur. Ama sorduğunuz en kötü anımsa şöyle bir şey yaşadım. Bir organizasyon öncesinde bir tasarım yaptık. Bir STK'nın işiydi. Sahneyi yaptık, tasarladık falan filan. İşte dijital baskı merkezine attık profiller falan filan.
geriliyor. Şöyle çalışıyor sistem. Otel size ne zaman gir derse o zaman girebiliyorsunuz. Ve otel size 2'de gir dedi. Çünkü otel, düğün varmış o gün salonda. Gece 2'de biz profilin tamamını, hatta ben de yardım ederek taşıdım. Profiller dikildi. Profil bir çıktı. 45 derecelik açı var profilde. Yani sahnenin arkasında da 45 derecelik yatan bir şey duruyor. Sahnede background duruyor falan. Ve ne yapacağımızı bilemedik. Yani yapacak hiçbir şey yoktu. Çünkü saat 7'de bitti bu iş. Ve sabah 9'da da iş başlayacaktı. Saat 8'de zaten organizasyonun başındaki STK'nın bir işi yürüten insanları falan geldi. Ve çünkü hayatımın en zor günüydü gerçekten. Yani bunu beklemiyordum. O benim hakikaten mesleki hayatımın en zor günlerinden bir tanesidir yani. Evet. Peki. Uzun yıllardır reklam sektörünün içindesiniz. Reklam sektöründe neyi değiştirmek isterdiniz? Müşterinin düşüncelerini. Birazcık açıklayabilir misin bunu? Yani şöyle. Her zaman şöyledir bizim işimiz. Tabii ki müşteri hedef kitlesini belki reklamcıdan daha iyi bilir ama daha iyi analiz edemez. Ya bizim analiz yollarımız var çünkü. Ve bu analiz yollarıyla müşterinin çoğu zaman biz hata yaptığını görüyoruz. Yani bazen şöyle olur. Bir logo görürsünüz ve ya bu ne biçim logoymuş dersiniz. İşte onu müşteri istemiş olabilir. Grafik tasarım yapmayın. Bunu değiştirmek isterim. Birinci. Öyleyse. Ya ikincisi, çok değiştirebileceğimi inanmıyorum. Çok doğasında var ama çok fazla rekabet var işin içinde. Yani çok fazla böyle bir dayanışma yok reklam sektörünün içerisinde. Daha genel bakarsak meselede. Ya meslek olarak bakarsak. Mesela bizim bir odamız var, çalışmıyor. Bir derneğimiz var. Birileri egemenliğinde çalışıyor. Falan. Hani üye olabiliyorsunuz ama büyük bir şey yapamıyorsunuz falan filan gibi. Yani ya da bizim arkamızda biri yok. Yani işte şey, biraz önce bahsettim, mali müşavirlerin oda seçiminden. Mali müşavirlerin bir odası var. Ya da bize çok daha benzeyen tasarım işi yaptığı için benzeyen işte mimarlar odası çok çatır çatır çalışıyorlar. İşte asgari ücretler koyuyorlar. Bilmem ne yapıyorlar. Birlik beraber birlik içindeler. Yani o dayanışmayı sağlıyorlar ve bir sorun çıktığında sektörle ilgili bir sorun olduğunda o dayanışma sayesinde bir şekilde aşılıyor o sorun. Ama bizde yok. Yani bizde çok ciddi bir rekabet var. İşte konkura giriyorsunuz. Zaten karşıdaki adam size böyle pis pis bakıyor. Oraya gittiğinizde böyle şöyle olur. Mesela işte bir odaya alacaklardır sizi ama işte saat 3.30'dur. Siz tabii 3'te gidersiniz o konkura. Bir sunum yapacaksınız. Yarım saatlik bir sunum vardır. Onun öncesinde de başka bir ajans gelmiştir. Böyle ne yapmışlar? Bunlar kimdi ya? Falan diye böyle konuşursunuz falan. Bu tabii rekabet. Yani bu işin doğasında var. Biz biraz rakip kurumlarız. Ama şunu biliyorum. Yurt dışında bu iş böyle yürümüyor. Rakip olan firmalar. Rakip olan markalar. Çok böyle birbirlerini tebrik eden ajanslar var. Yani işte ne bileyim Fransa'da falan. Başıma gelen de bir şeydir bu. Yani çok iyi atıştık ya, çok güzel oldu. Hani ilan atıştık falan gibi mailler atarlar birbirlerine. O ne güzel falan diye. Ya işte şey vardır ya, bir efsane işte Subaru birinci seçilmiştir, Audi bilmem ne olmuştur falan. Sonucunu çok hatırlayamıyorum ama böyle birbirlerine böyle laf sokma kampanyası yürümüştür onların arasında. Aslında ajansların bir rekabeti yoktur. Rakip olan markalardır. Biz aslında aynı işi yapıyoruz. Hani rakip falan da değiliz falan. Ama Türkiye'de, özellikle Ankara'da, ben çok Ankara'yı bildiğim için Ankara'da biraz bu iş hani rekabet yürüyor. Ayrıca şöyle de yürüyor. Yani ya bizim ajansımızda biz bunu çok net koruyoruz. Yani hiçbir şekilde ben hiçbir çalışma arkadaşımı rakip olarak asla görmedim ama şöyle söyleyeyim, birçok ajansta şu da vardır, işte ayak kaydırırlar, anlatmıştı konuklarımızdan biri de, hatta böyle göstermezler falan yaptığını, işte kapatırlar böyle kağıdı, tamam mı, hani bir şey yazar orada, sen yazma falan, yaşadım ben bunları falan. Ya ne biliyorsun onun öyle yazmadığını. Bir de zaten ortak uhdede çalışıyorsun ya, aynı ajanstasın falan. Böyle şeyler yaşanıyor işte. Bu rekabet aslında mesleği de çok değiştirmem gereken bir
şey olduğuna inanıyorum. Yani kendi çapımda da işte kendi ajansımızda da işte Mahmut abi de sağ olsun biraz böyle değiştirdik. Yani bizim rakibimiz yok ajansta. Yani biri bir işe başlar, yapamıyorsa başka biri yapar. Hani o rekabeti görmem. Hiç de şuna da hiç üzülmem. Hatta sevinirim ben. Yani şimdi bir iş var. Benimkini değil başka birininkini beğenmişler. Yani Hakan'ınkini beğenmişler işte canım. Yani ondan sonra ben sevinirim buna. Çok sevinirim çünkü bana kalmayacak o işin yani gibi bir durum var. Ya öyle de olmuyor tabii yani. Paylaşıyoruz işleri ama hani o farklı kişilerin yapması da zaten işi güzelleştiriyor bence. Herkesin farklı bir bakış açısı evet. var. Farklı bir iş yapıyor. Benim yaptığımla senin yaptığın, Hakan abinin yaptığı üçü de birbirinden farklı tasarımlar oluyor ve karşı taraf için de yani firma için de bence güzel bir şey bu. Ya tabii zaten farklı anlayışlardan, farklı disiplinlerden gelen insanların farklı bakış açıları vardır ve bu farklı bakış açıları yani şöyle bir şey söylemişti bana Öncel abi gene. Bugün çok andım ya böyle anlatırken. Demiştik ya seçim kampanyasında gel oğlum senin arkanda 5000 kişi var ve o 5000 kişi bana lazım demişti ve o yüzden de bu farklı disiplinlerden gelen insanlar aslında sizinle birlikte bir hedef kitleyi taşıyorsunuz siz. Doğru da analiz ettiğinizde o hedef kitleye ulaşırsınız yani. O en hızlı ulaşabileceğiniz hedef kitle. Öteki taraflardan başka birilerini de çekebilirsiniz falan gibi. Bir sürü mesele yani konuşulabilecek. Ben şu soruyu sormak istiyorum. Yani mesleğinizde çok riskli bir meslek icra ediyorsunuz. Çünkü yani mesleğinizde yaşamak istemeyeceğiniz bir olay var mı? Yoksa bu olayı tecrübe ettiniz mi? Yani korktuğunuz şey başınıza geldi mi? Ya var. Bir tane organizasyonda filmin sesi çıkmadı. yani çok da yani bir sürü korktuğum olay var ama zaten bu iş birazcık onun önünü almakla ilgili bir şey. Yani o tecrübe bunu getiriyor. Keşke o zaman önümde yanımda tecrübeli biri olsaydı bu konuda da yaşamasaydım ama yaşamak istemeyeceğim şey aslında senin sorunundan başka bir şekilde kafamın gitmesi. Yani çünkü ya zor bir iş yapmıyoruz. Riskli bir iş de yapmıyoruz. Yani hayat kurtarmıyoruz. Ya şöyle madenci falan değiliz biz. Yani anladın mı? Hani yerin altında çalışıyor insanlar falan. Öyle bakmayalım duruma. Tamam zor da yani. Evet bir sürü insanla uğraşıyorsun. O insanlar seni arıyor. Gece arıyor. Gündüz arıyor. Her dakika telefonun açık olacak. Yani şu program açıkken işte orada bir telefon olacak ve onu birine vereceksin ki duyacak bir cevap verecek. En azından bir cevap verecek falan gibi bir işle uğraşıyorsun. Ama tek riski bence kafanın gitmesi. Yani kafa giderse bizde her şey gider. Çünkü beynimizi çalışıyoruz. Çok zor bir iş yapmıyoruz biz aslında. Yani biraz kafayı çalıştırarak. İş yapıyoruz. Peki. Suçu grafik tasarımcılarda aramayın diye bir cümle kullandın. Böyle yapmaktan utandığın, yaptığın ve o işten utandığın bir işin var mı? Müşterinin zoruyla olmuş olabilir. O gün gününde değilsindir. Kötü bir iş çıkartmış olabilirsin. Öyle sevmediğin bir logon var mı mesela? Çok var işte. Yani o kadar çok var ki yani açayım şimdi bilgisayarı. Dünya kadar gösteririm size. Şeyle ilgisi yok bu arada bunun. O zaman çok beğenmişimdir büyük ihtimalle işin. Şu an göstermekten utandım. Yani şöyle düşünün. Şimdi bizim bir kataloğumuz var ve o kataloğumuz yaklaşık işte 30 sayfa falan. 8 senedir bu ajans var ve 8 senede 30 sayfalık iş çıkartırsa bu ajans zaten çoktan batmıştı yani. Öyle bir durum yoktu. Sizce o kataloğa koymak istemediğim iş yok mudur? Hiçbirini koymak istemiyorum. Yani çok beğendiğim işler var. Bir önce söylediğimin tersine hala da beğendiğim işler var. Ama birçoğundan da hiç hoşlanmıyorum ve pişmanım yaptığım için. Yani ha şöyle soruyorsanız ya işte bir bakış açısının bakış açım yüzünden birine iş yaptığım için ah bunu niye ya işte çok çevrecisindir, çevreye aykırı bir iş yapmışsındır falandan pişman mıyım? Soru buysa ya değilim, bu benim mesleğim yani. Şöyle bir şeyden pişman olabilir mi insan? Mesela doktordur
işte bir hastaneye girmiş ve şeyde biri geliyor ve işte belki de o biri işte yani ülkesiyle ilgili bir sorunu var falan yani. Anlatabiliyor muyum? Onu kurtarmayacak mı? Yani o bir meslektir, o başka bir şey. Ondan pişman olmadım ama söylediğim şey yani yaptığım her şeyden pişman oluyorum sonra, bir süre sonra. Güzel değilse yani. 10 sene sonra zaten. Eski tasarımı tabii zaten nefret ediyorum 10 sene önce. Keşke yapmamış olsaydım. falan. Ya keşke dün başlamış olsaydım mesleğe ama işte o zaman da o tecrübe edinmemiş olacaktı falan filan. Yani öyle bir sıkıntı var tabii. Peki işinizde paranın dışında ne kazanıyorsunuz? Aa, domain info. Bunu yeni öğrendim. Böyle diyorlardı. bir kurumda bir daire başkanı. Bana bunu böyle öğrendim. Kurumlarda acayip insanlar var ya gerçekten. Domain info bu işin en çok sevdiğim yanı o zaten. Yani işte bir jeneratörün nasıl yapıldığını biliyorum az çok. İş makinesinin nasıl yapıldığını biliyorum. İşte bir kurumun bilmem ne değerini nasıl çıkardığını biliyorum. İşte ötekinin nasıl enerji ürettiğini biliyorum. İşte o enerjinin nasıl kazara bir şey olduğunu ya her şeyi öğrenmek zorunda. İşte savunma sanayinde işte bilmem nenin radarın nasıl çalıştığı konusunda az çok hemfikir olabiliyorsun. İşte muhasebecilerin sorunlarından haberdarsın gibi. Hani işte bir sürü işte madenciliğin aslında bir sadece işte hepimizin bildiği bir şey tarafı olmadığını dan haberdarım ben mesela. İşte kömürlü madenci vardır ya Surat hani. Madenci dediğinizde ilk akla gelen Surat vardır ya, öbür tarafta tam da madencilikmiş yani. İşte Arif Altın da çıkartıyormuş, inanılmaz elbiselerle gidiyor. İşte petrol mühendisi de madencilik yapıyormuş da yani acayip elbiseleri varmış falan. Müthiş güvenlik sistemi varmış falan filan. İşte sizi sokmuyorlarmış oraya yani. Öyle herkesin görevince bir yer değilmiş. 14 gün çalışıyorlarmış. Öteki tarafta Monte Carlo'da falan şey yapabiliyormuş gibi domain infolarım var benim. Zaten şöyledir, reklamcılıkta tecrübe domain info ile olur. Yani bir sektörde o domain infoyu elde ettiğiniz takdirde yanlış iş yapma ihtimaliniz çok azalıyor. Çünkü artık biliyorsun. Nasıl bakacağını biliyorsun. Bir de başka insanların nasıl bakmayacağını biliyorsunuz. Evet. Onlara onu gösterdiğiniz zaman zaten ilginç bir şey haline geliyor. Yani yaşayan tabiatı böyle yani. Evet. Şu anda neyi erteliyorsunuz hayatınızda? Ya müzik yapmayı. Yani böyle çok yoğun çalıştığımız yani belki bugün değil ama bir ay sonra hobilerinizi erteliyorsunuz bu işte. Yani çok yoğun çalıştığınız zaman bir kere zaten enerji kalmıyor. Mesela şarkı yazmayı erteliyorum. Şiir yazmayı, öykü yazmayı erteliyorum. Çünkü kafayı başka bir yere veriyorsunuz ve öykü kalmıyor yani. Ama işte bazen de yazabiliyorsunuz falan ama genelde erteliyorsunuz yani bunu. Çünkü meslek öyle bir meslek. Bundan mutlu musunuz peki? Değilim. Yani çok net değilim. Ya isterim çünkü yani hangi insan hobileriyle uğraşmak istemez ki? Herkes ister. Yani çok mutluluğu ediyor beni çünkü. Yani işte 4 tane arkadaşımla girip bir stüdyoda böyle jungle jungle rock müzik yapmak benim çok rahat. Peki pandemi öncesinde de bu şekilde miydi? Şu an pandeminin de etkisi var çünkü bunda biraz. Yani şöyle evet daha organize giderim ben. Yani çok böyle birkaç şey bir anda yapabilirim yani. Hı-hı. İşte araba kullanırken bir tane bir slogan gelir ve onu hani sesli bir şekilde telefonuma kaydederim. Hani onu düşünürüm. Ya da işte ne bileyim işte bir iki saatlik stüdyodan sonra çıktığımda bir şey getirir o benim aklıma falan gibi konularda hani daha organize çalışabilirim. Bu yüzden de ofiste 9-6 kalma şansım çok yüksek benim. Öyle oluyor yani 6.30-7'ye kadar ama yok pandemiden önce de böyleydi. Çünkü şöyle şeyler oluyor yani şehir dışına gidiyorsunuz. Yetişmiyor. Yani ne kadar organize çalışsanız da size bağlı olmayan nedenlerle yetişmiyor. Hı hı.
mesele. Yani 8.30'da organizasyona film yetiştirdiğimizi biliyorum. Ya organizasyon 9'da başlıyor, yarım saat öncesine film yetiştirdiğimiz bir gün oldu ve yani inanılmazdı. Sonra mesela şöyle bir şey oldu. 3 gün içerisinde filmin tamamını çöpe atıp tekrar yaptığımız bir durum vardı. Ben buradan bastım, İstanbul'a gittim. İstanbul'da çalıştım notebooklarda falan. İşte seslendirme Ankara'da yapıldı. Ankara'dan geldi. Oradan başka bir şeyler, çekimler, şu bu falan. Evet, yani bu bazen erteletmek zorunda kalıyor. Evet, çok hoşuma gitmiyor. Aslında pek çoğumuz reklamın hep gösterilen yüzünü görüyoruz. Ama siz reklamın arka tarafını da gören kişisiniz. Ve bu yüzden bu meslekte neyi bilmemeyi isterdiniz? Ya keşke bu böyle olmasaydı ve bunu keşke hiçbir zaman bilmeseydim dediğiniz bir şey var mı? Yani ben bilmeyi severim. Çok da öyle bunu düşünmedim ya. Yani yok herhalde. Bilmek isterim her şeyini, reklamı. Ama sinir bozucu şeylerinden hoşlanmıyorum. Yani şöyle, ürünün bazı özelliklerini bilmek istemiyorum gerçekten. Ben de kullanmıyorum için. Bazen. Yani. Bu arada reklamcılık şu demek de değil. Yalan söylemiyorsunuz. Ürünün iyi yönlerinden bahsediyorsunuz. Ya bu yalansa öteki tarafını hissiyatlıyorsun. Saklıyorsun kardeşim. Ama orayı bilmek istemeyebilirim. Yani şöyle. Çok uzun süre sosis yemedim. Yeni yeni başladım hatta sosis yemeye. Öyle söyleyeyim size yani. Ya marka tabi falan vermeyeceğim ama çok uzun süre sosis yemedim yani. Bizi de vazgeçirmek ister misiniz? Yok, istemem. Hayır. Yani yok. Yani pis kirli falan konusunda bir şey söylemek istemiyorum ama yani yapılış şeklinden çok hoşlanmadım ben ve o yüzden de yemedim gerçekten. Sırf bu nedenle. Peki. Bu mesleği yapmak için nelerden vazgeçtiniz? Ya işte ya hemen hemen ertelediğim konulardan vazgeçtim aslında. Yani müzik yapmaktan. Müzikten vazgeçtiğinizi düşünmüyorum. Ama şöyle yani yok. Ya yapıyorum tabii bir şeyler ama bir tam zamanlı ya birçok arkadaşım, müzik yapan birçok arkadaşım bir şeylerle tam zamanlı ilgilendikleri için onlar şu an hakikaten sahnedeler. Bazılarının ismini biliyorlardır falan filan. Bazıları olamadı tabii. Böyle bir riski var yani. Müzik, futbolculuk gibi bir şey yani. Birileri ünlü olur ve hani çok güzel paralar kazanabilir. Şansın olur. Yani çok da yetenekli de olman gerekiyor. Onlar çok yetenekli insanlar. Onu da ayırt edemem yani. Ben o kadar yetenekli bir adam değilim. Ama yani evet onlar gibi olmak isterdim. En azından. Fakat şunun da farkındayım. Yani aslında onlar olduğumda da onlar gibi olmak istemezdim ben bir yandan da. Çünkü ya o ortamlarda falan değil. Ben daha böyle elit ortamlarda oturmayı, kalkmayı seviyorum. Yani reklamcılık bana bunu sağlıyor. Bundan vazgeçtim. Yani hiçbir şeyden vazgeçmedim ben aslında. Çünkü ya dedim ya mesela şu zordur gerçekten. Reklamcı olan arkadaşların çoğu evlilik sürdürmekte zorlanır ama benim için öyle bir sorun olmadı hiçbir zaman. Yani mesleğim beni buna itmedi. Çünkü dedim ya ben çok organize çalışıyorum ve çok zordur yani o şekilde evliliği yürütmek. Yani reklamcılık yaparak evliliği. Ya en büyük en babalar ne işte Ali Taranlardan falan. Bir Serdar Erener herhalde yürütebiliyor ama o da işte eşi zaten. Hani reklamında oynuyor. Kardeşi işte seslendiriyor, oynuyor falan. Onun hani öyle bir problemi yok ailesel anlamda ama işte Ali Taran öyle bir işte yakın arkadaşlarımızdan var falan filan. Hepsi böyle bir gidiyor. Bir de kafa çok herhalde böyle kafa çok bulanık olunca reklamcılıkla falan çok böyle ailede de bir şey oluyorsun yani. Konsantre olamıyorsun oraya. Yani öyle bir şey oluyor. O zaman reklam evliliği öldürüyor. öldürmüş yani. Evet tabii yani. Evlisiniz ama. Ya benim için sorun yok. Ben çünkü ya dedim ya ben çok organize ve başka bir sistem kurduk biz. Yani Mental Kreatif'te kurduğumuz sistem de onu getirdi bize. Yani biz böyle gidip
bugün itibariyle böyle çok ünlü bir markanın çok önemli stratejilerini yapan bir ajans falan olmadık. Biz kurumlara iş yapıyoruz ve kurumlar saat 5.30 dedim işten çıkarlar. Yani sizin orada bırakma şansınız oluyor. O yüzden de biz bir anlamda rahatız ama bir gün olur da özel sektörün bir ürünüyle çalışmaya başlarsak, işte bir çikolata ise bu mesele, çikolatanın 10 gün her gece çekimi oluyorsa ve yani hiçbir, ben kendi cinsimden dolayı söyleyeceğim, yani hiçbir kadın evde olmayan bir adamla evli olmak istemez yani. Bu çok açık bir durum. Kesinlikle. Benim için organize. Yani şöyle, oturduğunuzda bir masaya karşı karşıya yemeğe çıkalım. Karşılıklı oturduğunuzda sadece işte ben o çikolatanın bilmem nesini çektiğimi anlatan bir adamla da evli olmak istemez. Çünkü bir şey paylaşmıyorsunuz ya. Sadece işinden bahseden bir adamla da olmak istemez. Ya kaldı ki bazen benim eşim de sıkılıyor anlattıklarımda. Ortak paydalarda buluşabiliyoruz çoğu zaman ama yani bu mesele biraz böyle. Yani evet, iletişim meselesi maalesef böyle. İletişim kuramıyoruz biz yani. Çünkü çok fazla iletişim kurmaya kafa yorduğumuz için o iletişim, kişisel iletişim zorluyor herkese herhalde. Sanıyorum reklamcıların deformasyonu bu. Ya kitle işi yaptığımız için karşındaki tek iş arasında kitle olarak görmeye çalışmak biraz tabii can sıkıcı. Hı-hı. Ben yine bu soruyu direkt sormak istiyorum. Mesleğinizde tekrar ettiğiniz hatanız nedir? Ya zor. Tekrar ettiğim hatam şu. İnsanlara güvenmek. Bu sürekli tekrar ettiğim bir hata. Yani kişisel hayatımda böyle bir şey yok. Yani kişisel hayatımda insanlara güvenirim ve bu devam eder. Ama yani bu çok disiplinli bir iş olduğu için, çok disiplinli derken disiplinden bahsetmiyorum. Yani çok alt grubu olan, alt ayağı olan bir iş olduğu için birçok insanla çalışmak zorunda kalıyorsunuz. Ve bir insanlara güvenmek zorunda kalıyorsunuz ama İşte onu da şey yapamıyorsunuz. Yani öyle olmuyor. Yani ya her şeyi kendiniz yapacaksınız ya güveneceksiniz. Mecburen güveniyorsunuz ama ben biraz da bazen çok güveniyorum. Pat diye atıveriyorum ve hiçbir şeyi kontrol etmeden devam ediyor. Var benim de hatalarım öyle. Yani mesela şey de çok büyük hatamdır. Tekrar tekrar yaptım. Çok hızlı çalışmaya çalışıyorum ve bu hataya zorluyor sizi. Bu bir alışkanlık. Tek başına çalışma alışkanlığı. Yani biraz önce dedim ya, çok hızlı çalışmazsam ben zaten hayatı paslamış olurum gibi bir durum var. Öyle de olunca çok hızlı çalışmaya çalışıyorum. O da bir sürü hata yapmama neden oluyor. Bu da birazcık böyle sıkıntılı bir iş yani. Peki, karakter olarak da kendi hayatınızda ben reklamcıyım ve ben buna aitim diyebiliyor musunuz? Ya kim... Yani bir avukat, ben avukatım ve bu yüzden, karakterim yüzünden avukatım diyebilir mi ki? Yani ben diyemem. Diyemem ben yani. Öyle bir şey yok. Yani... Fakat avukatla bizim yaptığımız meslek arasında bence fark var. Biz daha kreatif işler yapmaya veya bir ürünü satmaya çalışıyoruz. Onda kafamızın daha farklı çalışması gerekiyor diğerlerine göre. Bunu evet belki herkes bir logo çizebilir veya bir stratejik plan belki yazabilir. Ama neyi nasıl anlatacağını, karşı tarafı nasıl satacağını, bunu siz yapabiliyorsunuz. Ben bence karakterse eğer ben bu bir fikri anlatmaya çalışmaktan çok hoşlanıyorum. Yani özellikle şutundan çok hoşlanıyorum. Bir fikri anlatmaya çalıştıktan, o zor doğum anından sonra, o doğduğunda duyulan şeyden, metinse, hı hı, ya da görülen şeyden, hı hı, video veya bir imaj, görselse ve güzelse, bunu görmekten çok hoşlanıyorum. Ve bunu böyle bağıra bağıra haykırıyor için yani. Kendiminse çok bağırmam ama hani başka biri de yaptıysa ve gördüyse vaa diye de yaparım yani. Böyle bütün ajansa da duyurmaya çalışırım yani böyle.
bazen kendime de yapıyorum canım, o kadar var. Bu bir karakterse evet, yani böyle bir karakteriniz olması gerekiyor. Bir, egonuz olması gerekiyor. Yani biraz ego olması gerekiyor. Çünkü yaptığınız şeyi siz beğeneceksiniz önce. Ya ben bu işi beceremiyorum diyerek bir iş yapılır mı? Ya teknik mühendislik yapılır belki sen de. Sen kendin beğenmediğin bir şeyi karşı tarafı nasıl satacaksın en başta? Yani bu karakterse evet, egonuz olması gerekiyor. Çünkü hani o beğenmeniz gerekiyor ama mühendislik belki yapılabilir, dediğin doğru. Belki avukatlık yapılabilir mi bilmiyorum ama ya çok konuşmayı bilmek gerekir. Karakteri vardır onun da belki ama ya bu karakter değil bence. Bu ya benim şöyle, ben çok bilmiyorum da etrafta insanlar ne düşünüyor bu konuda. İşte öğrenmeye çalışıyoruz program yaparak falan ama ben şöyle, ben eğleniyorum yaptığım işten, yaptıktan sonra. Hı hı. Yaparken de. Yani o usancı da beni eğlendiriyor. Yani pis bir mazoşizm var. eğlendiriyor beni. O yüzden yok yani işte karakterse evet, mazoşistiz karakterse ama belki psikolojik sorun da olabilir. Bilmiyorum. Öyle, belki de öyle. Bunu psikologla konuşalım biz. Ya aslında bu aidiyeti hissettiğinden daha öte ben bu meslek için yeterli misiniz? Kendinizi yeterli görüyor musunuz? Ya hayır canım, ben yani inanılmaz insanlar var ya, yani yurt dışında falan da adam acayip işler yapıyor falan. Yok ben düşünemezdim bile o işleri yani. Yani ne bileyim, ben şeyi bulamazdım yani. İşte seramik budur, kale budur, seramik budur. Belki ben yani bunu Şerif diye belki bulamazdım ama bulamayabilirdim. Ne bileyim yani işte hiç kimse Deme George, hiç kimse Deme George'u bulamayabilirdim yani. Belki de gelse bulurdum hani. Bilmiyorum ama işte bu yüzden de hiçbir zaman kendimi yeterli hissedemeyeceğim. Ya hep bir şeyler benim için daha iyiymiş gibi gelecek. Bu da aslında insana ileriye iten bir şey değil midir? Bilmiyorum, olabilir. Ya evet, tabii. Öğrenme açtığında belki de buradan geliyordur. Ya ben şeye açım, fikri açım. Hatta şöyle fikri açayım. Ortak bulunan fikri çok seviyorum bir kere. Bunu inanılmaz seviyorum. Çünkü çok risksiz, çok güzel. Ama mesela yeterli şu nedenle değilim. Şey yapıyor. Basitleştiremiyorum konuyu. Anlatabiliyor muyum? Yani basit değil bendeki hiçbir şey. O yüzden mesela yetersizim. Çok basitleştirme. Çakar çakmaz, çakan çakmak. Bunu diyemem ben yani herhalde. Bilmiyorum, belki gelse de. Gelseydi belki de derdin. Peki. Son bir projeniz var. Mesleğinden ayrılmadan önce. Son bir projeniz var. Ve o projede ne şekilde çalışmak isterdiniz? Metin yazarı, kameraman, prodüksiyonla nasıl çalışmak isterdiniz? Ne şekilde? Son proje olsaydı, son akşam yemeği olsaydı herhalde galiba işin İsa'sı olmak isterdim. Yani son akşam yemeği olsaydı. Çünkü başında olmak isterdim zaten işin. Yani o yüzden projesine göre değişir tabii de bu. Hani onu da siz belirleyin. Ya, filmse mesela yönetmen olmak isterdim. Ama son proje diye bir şey olmaz. Yani eğer o proje, ya bence bu meslek şöyle biter. Bir şey hakikaten iyi yapıyorsanız, yani başında olacak kadar iyi yapabiliyorsanız sizden bir proje daha isterler. Yani lan yarın öleceğimse eğer mesele, o gece size o filmin senaryosunu yazdırırlar yani. Anlatabiliyor muyum? O yüzden yok. Yani son proje diye bir şey bence olmaz. Bu meslek şöyle biter. Yavaş yavaş çok kötü yapmaya başlarsınız. Daha kötü yapmaya başlarsınız. Ama çok da enseyi karartmamak lazım. Yani tabii şimdi şöyle dinleyen bir adam bana mesela çok böyle ne yapacaksın falan diyorlar. Ya tecrübeniz oluyor o zaman da. İşte 70 yaşındaysan ve bir kreatif taraftan geldiysen o noktada bu sefer anlatmaya başlıyorsun. İşte şu var. Şöyle yapman gerekiyor.
Bak şöyle anlar hedef kitle. Belki söyleyemiyorsun o cümleyi. O kreatif, o slogan yok sende belki de. Ama o zaman da şey diyorsun. Ya hedef kitle böyle anlamaz. Çünkü değişmiyor aslında hedef kitle. Yani işte şimdi diyorlar ya Z kuşağı çıktı bilmem neden anlıyorlar falan. Onlara göre reklamlar yapılmıyor. Ya insan hepsi. Yani etrafa çıktığınızda gördüğünüz insanların tamamına biz iş yapıyoruz aslında. Yani. O yüzden çok böyle enteresan bir yer değil yani. Uzaylı Marslı'ya gelip de bir şey anlatma derdimiz yok. Onları bilim insanları yapsınlar ama biz insanlar o insan tarafına yapacağız yani. Bu meslekte kaç yıldır tecrübeniz var? Ya sanırım 18 oldu. Peki bu 18 yıllık uzun bir süre içerisinde en büyük tecrübeniz nedir? Yani ya seçim kampanyaları diyebilirim. O kadar uzun ve o kadar disiplinli yürüyor ki mesele. O yüzden yani en büyük tecrübem mesela tek başıma çözdüğüm biraz önce anlattığım seçim kampanyasıdır. Yani her şeyiyle. Birebir. Yani ana slogandan işte çizgi film yapılacak hadi bunu yapıyoruz ha. İşte onun metni yazılacak ona. İşte iletişim stratejisine. İşte sosyal medyada şunlar kullanılacağına kadar her şeyini yapmaktı o. O yüzden en büyük tecrübem gene seçim kampanyaları. Yani ilkinden sonuna kadar, sonuncusuna kadar hepsidir yani. Ve açık söyleyeyim şöyle de oluyor. Duygusal anlamda da kendinizi kaptırdığınız için ya yani bir kayıp veya bir kazanç galip gelme sizi çok yıpratıyor zaten o süreç. Ama çok büyük tecrübeler ediliyor. Ya şu anlamda söyleyebilirim. Şimdi düşünsenize bir kampanya yönetiyorsunuz. Kampanya çok şöyle. Kampanyanın hedef kitlesi herkes. Yani çok geniş. Ya tabii ki yani her siyasi görüşe göre bir seçim dediğinizde her siyasi görüşe veya her gruba göre bir seçenek oluşturacaksınız elbette. Hedef kitlenizi daraltmanız gerekiyor ama çalıştığınız şey de her yönünü oluşturuyor. Mesela şöyle bir şey diyemiyorsunuz. Yani ben işte evet bir siyasi gruptayım. Evet oraya daralttım kendimi ama ben sadece 35 yaş üstünde işte 45 yaş arasında ne izler bunlar? İşte Netflix'tir belki televizyon izliyordur. Ben buralarda yayınlayayım. Ne yapar? Katalog okur. Kataloglarda olayım. Falan. Ama yok hayır işte o Z kuşağı da var ya işte onun da sosyal medyasını da kullanmanız gerekiyor. Kimisi sesle algılıyor. Kimisi bilmem neyle algılıyor. Kimisi işte sadece görselle algılıyor. Kimisi çok güzel bir ya gerçek bunlar yani. Kimisi çok güzel bir görsel gördüğü için kendine çok yakın hissettiği için bu görseli ona oy veriyor. Bu yüzden o çok büyük tecrübe. Yani her şeyle ilgilendiğiniz için. Her böyle tık 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 noktasında olduğun için. Peki 18 senedir mesleğin içindesiniz. Bu çok uzun bir süre gerçekten. Yakın zamanda bu meslekte yeni öğrendiğiniz bir şey var mı? Bizimle paylaşır mısınız bunu? Ya iki şey söyleyeyim. Biri teknik anlamda ben her gün program öğreniyorum. Hala. Yani işime yarıyor çünkü. Ya çok bilmiyorumdur belki o programı ama ya ufacık bir şey yapıyorum ve bir şey kolaylaştırıyor. Ya atıyorum işte 3D programı şimdi yani şöyle düşünün. Elle 3D çizdiğinizi düşünün. Onu Illustrator'a attığınızı, Illustrator'da bilmem ne 3 boyutlandırdınız. Gerçi Illustrator da yapıyor 3 boyut ama çok da başarılı yapamıyor. İşte o perspektifleri çözdüğünüzü düşünün. Şimdi bir 3 boyut programı öğrendim ve perspektifini kendi hallediyorum. Tak diye koyuyorum logoyu. İşte rengini veriyorum, ışığını veriyorum. Al sana çok güzel oluyor falan. Birincisi teknik anlamda bunu öğreniyorum. İkincisi çok yeni öğrendiğim bir şeyse bu. Bilmiyorum ama bazen bazı markalar, kurumlar, kuruluşlar, insanlarla cebelleşmemenin gerektiğini öğrendim. Yani şöyle, bir fikriniz var, çok iyi de fikir. Ya fizibilitesini de yaptınız, analizini de ettiniz. Ya bir sürü şey yaptınız, çok güzel her şey. Ama diyor ki adam, karşıda bir tane adam var, dinozorda. Bu böyle olmaz diyor. Yani cebelleşmeyeceksin artık. Çünkü değiştiremiyorsun. Yani
Onun bir derdi var. O dert üzerinden gidiyor. Şimdi bu zor. Yani bunu öğrenmek hakikaten insanın 15-20 senesini alıyor. Yani çünkü dedim ya, egolu olacak reklamcı. Bir de doğru yaptığınızdan dönmek çok sıkıntı değil mi zaten? Evet, yani doğru bir şey yaptığınıza inanmıyorsunuz. Doğru bir şey yaptığınız bilimsel, yani en azından istatistik bilimiyle açıklıyorsunuz. Ve ona rağmen hayır bu olacak diyorsa onunla cebelleş. Yani bırakın orada dursun yani. Çünkü yapacağınız bir şey yok, çaresiz. Değiştiremiyorsun bir şeylere. Yani aslında bu mesleğe baktığımız zaman gerçekten büyük deneyim ve tecrübe isteyen bir meslek. Ve ben bir stajyer olarak açıkçası hani sizin tecrübelerinize dayanarak bir stajyer seçecek olsaydınız eğer nasıl bir stajyer seçimi yapardınız? Yani neye dikkat ederdiniz stajyer seçerken? Ya çünkü artık iş hayatında deneyim ve tecrübenin önemli olduğu bir noktadayız ve bir deneyimsiz bir stajyerin daha bu hayata, bu iş hayatına daha yeni adım atacak birisinin nasıl bir yol izlemesi gerekiyor? Bize bunu biraz anlatır mısınız? Yani ben seçseydim, bir kere şöyle, ya bunu her seferinde söylüyorum, CV boş. Yani çünkü şöyle geliyor bize CV'ler. Şimdi NTV'de staj yapmış. NTV çok büyük kurum. Yani gerçekten çok büyük kurum. Biraz önce bir toplantıdan çıktım. NTV yapıyor. Yani inanılmaz bütçelerle yapıyor diyor adam. Prodüksiyonla ilgili bir toplantımız vardı. Çok büyük kurum. Ama bana hitap etmiyor. Yani NTV'de iki tane haber sunmanın bana getirdiği hiçbir şey yok. Benim sektörümle ilgili hiçbir tecrübesi yok. Birincisi şu. Ne yaptığını az çok öğrenen ve bilen, çok zor bunu yapmak. Ama denemek, yani şunu kabul ederim, ben denemek istiyorum reklam ajansını. Eyvallah, gel dene. Ama bil kendini, zorlama artık o saatten sonra. Birincisi bu. İkincisi de, artık bu yoldan gitmeye karar verdim. Çakılları da işte gördüm. Daha toparlayamazsın tabii ama çakıllar da var karşımda, gördüm onları da. O yoldan da ilerlemek istiyorum. O zaman ne yapmak lazım? O zaman doğru düzgün bir portfolyo hazırlamak lazım. Çünkü ya doğru düzgün bir portfolyo derken neye girdiğinizi, hangi işe girdiğinizi, hangi ajansa, yani bu adamlar ne yapıyorlar? Şimdi mesela 25-30 senedir yeni çıkan ürüne inanılmaz sloganlarla ve inanılmaz fikirlerle iş çıkartan bir Ali Taran ve hiç böyle az işte çizgi altı, ya bunda da iyi fikir olmasın işi yok. O adama siz çok güzel görseller, minimalist ama hiçbir şey yazmıyor üstünde bir portfolyoya giderseniz o adam sizi kabul etmeyecektir işe. Çünkü zaten ajansının yapı alanı budu değil yani. Adam slogan buluyor yani. Çok iyi bir müzik buluyor. Çok çarpıcı bir iş buluyor. Yani çok güzel tasarım yapıyor diye. Ama var mıdır? Var işte, saatçi güzel sanatlarında tarzı öbür taraftır. Yani mental kreatif kurumlarla çalışır diyorum. Sen ben abi çok güzel kahveci işi yapıyorum deyip bana portfolyonu getirirsen, hepsi kahveci ise o zaman yani ben derim ki kahvecileri iş yapan bir sürü de ajans var. Hadi bakalım. Bir sürü ajans yok bu arada. Kahvecileri falan kimse çalışmıyor. Bütün kahveciler grafik tasarımcı zaten. Yani oradan para kazanamamışlar. Kahveci olmuşlar. Çoğu öyle. O yüzden onlara falan iş yapmak yok. Yani çok güzel, çok keyifli hepsi ama öyle olmuyor. Çalışması keyifli. Ama yani şunu söyleyeyim ya. Portfolyoyu hazırlarken de buna dikkat edin. Yani ben nereden gideceğim? Ya işte domain info var mı? Şuna çok eminim yani. Şimdi bunu bulamazsınız. Evet. Ama işte çok güzel araba çiziyor adam. Da ki hiçbir reklam ajansı almaz. Bundan bahsediyorum. Biraz uç örnekler verdim belki ama çok güzel el çizimi var işte. Kara kalem çizim yapıyor. Bunu ya çünkü bak neyi alır biliyor musun? Kara kalemi çizer. Üzerine bir tane der ki işte yumuşacık kalem attım şimdi. Altına da bir tane böyle kalem logosu çizer. Tamam mı? O zaman alırım ben onu. Anlatabiliyor muyum? Bu fikir var. O fikri yontarız.
Yani o fikirleri daha geliştiririz. Ama hiç fikir yok. Ortada bir tane çok güzel natürmort fit şey çizmiş bana. Oo süper. Vazo var işte. Elma var yanında bilmem ne. Natürmort çizmiş. Çok güzel de çizsem fikir yok ki ortada. Natürmort o yani işte. Anlatabiliyor muyum? Zaten doğanın verdiği bir şey gibi bir mesele var. Portfolyo hazırlarken çok güzel iş değil, çok iyi fikir. Yani çok iyi olmasına gerek yok. En azından bir fikir. Aa fikirleri varmış bunun. Gibi bir şey. Bir de çalışkan olun. Yani 20 yaşındaysan çalışkan olacaksın. İşte 40 yaşına geldiğinde artık yorulmuş olabilirsin. Yapmak istemiyorum. 40 yaşında, 20 yaşında çalışkan olmak zorunda ki halin. Yani öyle rehavete kapıldım da bilmem ne yapacağım da demeyin. Yani ya işte bir saatte oldu herhalde anlatıyorum ya. Bu iş biraz şey bir iş. Yorucu da bir iş. Yani vakti saati bilmem nesi olmayan bir iş. Valla benim vaktim saatim yoktu işte. Anlattım ilk seçim kampanyasında. Gece nöbetçi kalınacak. Tamam ben kalırım dedim. Kimse kalmasın. Yaşlı başlı evli çocuklu insanlar vardı çünkü. Onları da işte gönderdik evine falan. O yüzden biraz da çalışmayı da sevmek gerekiyor bu işte. Yani çalışmayı derken masa başında çalışıyoruz zaten. Bu konuda ben bir şey daha soracağım. Grafik tasarımcı olmak isteyenlere ne söylemek istersin? Ne yapsınlar? Mezun olduktan sonra veya okurken nasıl bir yol izlesinler? Nasıl başarılı olur bu insanlar? Şimdi ben sana bir soru sorayım o zaman. Grafik tasarımcı olmak isteyenler mi, reklam tasarımcısı olmak isteyenler mi? Güzel soru. Yani soruyu gönlümdeydi evet. Biraz önce anlattım. Ben reklamcı mısındır, grafik tasarımcı mısın? Grafik tasarımcı olmak isteyenler bol bol sanat okusun. Yani sanat nasıl çalışır ben bunu bilmiyorum. Yani sanat kafası nasıl çalışır? Hiçbir fikrim yok. Onu söyleyeyim. Mesleki olarak bize sorduklarında reklam, grafik tasarım... Öyle diyorlar evet. Reklam grafik tasarımcısı olacaklarsa şuna çalışsınlar. Bir sürü marka var. Dünya her yer şey, reklam. Marka. Her yer reklam. Yani baktık kafayı çevirdiğinizde ben şu an o kadar çok reklam görüyorum ki ya. O kadar çok reklam var ki her yer reklam. Ürünün üzerindeki logosu, ambalajı, billboardu. Zaten şey var. İnternette dünyası var bu işin. Yani almamak için ürün yani o reklamı almamak için para ödemeniz gerekiyor artık falan. Reklam grafik tasarımcısı olmak için herkesin ne yaptığına bakın. Yani ben açık söyleyeyim oturup Adsoft World diye bir site var. O dönem şimdi çoğalmıştır tabii de herhalde 150 sayfa falandı 50'şer şeyden. Oturup hepsini incelemiştim. Hepsine baktım. Yani 150 sayfa reklam baktım. Yani kimsenin sevmediği bir iş. Biliyorum reklam çok zor izlemek yani veya bakmak o reklamı. Yani dergide çıktığında sayfayı çeviriyorsun. O zaman dergi vardı ve dergi reklamlarının tamamına baktım. İnsanlar ne yapmışlar? Nasıl anlatmışlar? Ne yapıyorlar? Yani bu reklamcılık nasıl yapılıyor? Cevabı zaten yapanlarda. Grafik tasarımcı olmak için bunu söylerim. Tabii ki yani şimdi şunu söylememe gerek yok herhalde. İyi bir tasarım. Vallahi teknik olarak işte Photoshop, Illustrator, InDesign'ı falan hani o en asgari müşterek programları az çok bilmek. Ya mümkünse elle çizebilmek. Ona çalışmak. Yani el çünkü o onu verir yani o noktanın işte o çizgiyi Illustrator'da bitiremezsin. Biraz dijitaldir ama elle yaptığında onu pıt diye biter falan. Onu yapmak gibi şeyler. Eskiden mesela şöyle yaparlardı. Kırmızı ödülleri vardı. Hala var mı bilmiyorum. Çok süksesi kayboldu. Bunu şey derdi. Bir metin yazarı ve bir çizer gelirdi ve reklam yaptırırlardı sana. Elinde hiçbir şey yok. Sadece kalem. Grafikten bahsettik ve son soruyla artık bitirelim istiyorum. Peki bir metin yazarı olmak isteyenler ne yapmalı? Her şeyi okuyun. Yani ya bir kere şöyle metin yazarı zaten hiç kimse şöyle bir metni kabul etmez onu söyleyeyim. Yani tahsiyi, redaksiyonu bilmem nesi olan bir o imlayı çözmeniz gerekiyor. Birinci konu bu.
İkinci konu da bir yerlerden beslenmeniz gerekiyor. Çok dinleyin. Yani ben şöyle çalışıyorum mesela yeni bir şey olduğunda. Oturup benzer lafların söylenebileceği reklamları dinliyorum. Onu kulağıma oturtuyorum ve öyle seslendirirmiş gibi kafamda yazıyorum. Yani o zaman şöyle de bir tanım olur. Bunun handikapı da var. Seslendirmen arkadaş sizin söylediğiniz gibi seslendirmez ve ilk başlarda biraz böyle canınızı sıkar bu durum. Çünkü bir şey üretmişsiniz ve o üretim başka türlü olmuş. Ama çok fazla reklam metni dinliyorum. Hala da. Çok tabii inanılmaz edebiyat eseri okuyorum. Yani her şeyi okumaya çalışıyorum. Şu an okuyamıyorum pandemi yüzünden. Bilmiyorum ne zaman düzelecek bu durum ama evde okuyamadım. Herkesin bir derdi, birçok kitap kurdu arkadaşımın da derdi. Okuyamıyorum. Daha böyle şeye düştük yani. İşte televizyonda o dijital platformlarda falan düştük ama ya aldığım her şeyi okumaya çalışıyorum ama. Ya okuyun. Maili de okuyun. Yani okuyun ve mailleri mesela uzun yazın mailleri. Ya bırakın okumasınlar. Yani el pratiğiniz olsun. Şimdi mesela birçok üstad şey der. Ya benim de vardı bir süre öyle bir pratiğim ama işte günde en az bir 5-6 sayfa yazı yazın. Çok önemli değil. Günlük bile olabilir. Ya günü anlatmak bile olabilir. Nasıl anlattım? Sonra çünkü insan bir süre sonra sıkılacak ve ondan pıt pıt aralara bir şeyler koymaya başlayacak. Günlük bir işte ya en azından hani vakit olmayabilir tabii ki ama en azından bir sayfa bir metin oluşturun kendi kafanızda da oluşturun. Metin yazarı olmak isteyenler taktikler bulun kendinize. Laf taktikleri bulun. Belge ya not alın. İşte bir belgesel izliyorsunuz. Çok güzel bir laf vardır. O belgeseldeki o lafı tık diye not alın. Şimdi dijital de çıktı. Ben mesela sözlü not alıyorum. Kendime atıyorum işte şey mesajlaşma programından kendime atıyorum falan. Bir sürü notla şey dolu şeylerim. Konularla ilgili fikirler oluşturun. Yani slogan da oluşturun. Bir yerden gelir o slogan. Hatta birilerinin aşina olması daha iyidir o sloganla ilgili. Kulağınız hep dolu olsun. Yani şiir okuyun. Ya mesela benim çok net bir şeyim vardır. Seçim işinde Nazım Hikmet okurum. Sağ olsun, sol olsun. Hiç fark etmez. Hepsine tutar bu yani. Tamam mı? Yani o yapının içine girmek, ya politik bir şair zaten ya, bir şeyler derdi olan bir şair ya, o cümleleri alın demiyorum. O mantalitenin içine girip de kendinizi öyle bir havaya sokmak, o metinde yazının çıkmasını sağlıyor size. Aklınıza bir şey getiriyor. Bazı laflar öğreniyorsunuz. İnsanlar şeyi severler mesela metin yazarken. Slogan için söylemiyorum. Belki reklam filmi için söyleyemem ama bazı metinlerde yani böyle çok eski kelimelerle bir şey söylemiş olmayı veya çok modern bir tarzına işte mesela biz bir dönem önceleyen diye bir şey söylemiştik. Şimdi bütün politik taraflarda işte metinlerde şunu önceleyen falan diyorlar. O zaman demişler ya önceleyen ne demek? Demişlerdi. Ondan sonra işte gelişti konu ve insanların hoşuna gider böyle şeyler. İnsan mesela birine metin yazabilirsiniz. Ya o kadar çok metin yazarlığının o kadar çok bölümü var ki işte reklam yazdınız, sosyal medya postuna bir şey yazdınız, ilana bir şey yazdınız. Çok benzerdir onlar. Ondan sonra birinin bir söylevini yazabilirsiniz. Yani oturur bir işte bir şeyin işte kuruluşun yönetim kurulu başkanı bir metin okuyacaktır bayi toplantısında. O metni siz yazarsınız ve o metinde kullanacağınız kelimeler o adamın karakterine uymak zorunda. O karakteri araştırın. Öykü yazın. Bolca. Yani bunlar yazma pratiği geliştirir. Çok yazın. Yani. Ama şöyle bir şey. Bunu da söyleyip toparlayacağım. Bir gün benim
bir editör arkadaşım var. Onun işte yazarlık kursu gibi bir şey yaptı. Böyle editörlük ve yazarlık kursu gibi bir şey yaptı. Bu kursta gittim ben de böyle bir sürpriz yapmak istedim falan. Bayağı bir parasını verdim gittim. Oturdum böyle. Hiç de böyle gitmedim yanına yani. O işte bir yerden gelecek falan. O hoca ya bilmem ne yapacak falan. Ben atırdım böyle bir şeylere baktım falan. Ondan sonra senin ne işin var burada dedi. Dedim niye ben de öğrenemez miyim yazarlığı yani. İyi dedi öğren bakalım. Oturduk böyle. Diyor ki herkese tanıtın kendinizi. Herkes diyor ki işte ben hobi olarak uğraşmak istiyorum. Ben şu işten para kazanıyorum. Hobi olarak uğraşmak istiyorum. Ben dedim ki ben metin yazarak para kazanıyorum. Gerçekten mi dediler? Hepsi çok heyecanlandı. Nasıl yapıyorsun dediler. Cevabım şuydu. Ruhumu satıyorum. Yani yazdığım hiçbir şeyin altına imzamı atmam. Ama başkası atar. Hiçbir şeyin altına atmam. Yani şu meslekte yazdığım hiçbir şeyin altına imzamı atmam. Ama pişmanlık sana. Ama böyle olmuyor. Yani o bir başka bir metin yazıyorsun zaten. Başka bir aidiyetin metin yazıyorsun yani. Çok başka bir dünyada yaşamama rağmen çok başka bir dünyanın metnini yazabilirim yani. Çok da rahat yazarım yani. Böyle yeter ki hedef kitlesi. Hedef kitlesi ve bir fiil olsun. Budur. Çok teşekkür ediyorum. Rica ederiz. Çok keyifli sohbetti. Rica ederim tabii ki. Şimdi bölümü kapatalım o zaman. Tamam kapatalım. Geldiğin için teşekkürler. Rica ederim.